Evet, güzelim İngilizce ile ve güzelim Bob günlük İngilizcesi ile devam ediyoruz arkadaşlar. Welcome to the 11th Wednesdays with Bob Video. Evet, Bob videolarıyla çarşambaları 11.sine hoş geldiniz. In this video I will talk about some of the jobs. Bu videoda bazı işler hakkında konuşacağım. I have had ever since I was young. Çocukluğumdan beri ne yapmış oldum? Tecrübe etmiş oldum, yapmış oldum diye çevirebiliriz arkadaşlar. Well, hello and welcome to the Wednesdays with Bob. Evet, çarşambaları Bob'la çarşambalarına hoş geldiniz. Number 11. Evet. 11 numara. Today I just wanted to talk a little bit about work. Bugün birazcık iş hakkında konuşmak istedim. So, I wanted. Work is such an interesting thing that we do in this planet. Bu gezegende yapmış olduğumuz ilginç bir şey. İş, bu gezegende yapmış olduğumuz ilginç bir şey. İş gücü yani. Instead of lying around and relaxing all the time, tüm vakit etrafta serilip yatıp rahatlayacağımızanın yerine rahatlayacağımıza many of us have jobs. Birçoğumuzun işi gücü var. My very first job, benim ilk işim, by the way, bu ara was when I was kid, çocuk iken. Because, çünkü, I lived on the farm, çiftlikte yaşadım. We had lots of cows. Birçok ineğimiz vardı and my job was to feed the cows. Evet, buzağıları benim işim buzağıları doyurmaktı. So, I don't remember quite how old I was. Tam olarak yani oldukça pek hatırlamıyorum diyebiliriz. Pek hatırlamıyorum, çok hatırlamıyorum. Neyi hatırlamıyorum? Kaç yaşında olduğumu. Kaç yaşındaydım, kaç yaşında olduğumu. I know I was probably 9 or 10. Biliyorum yani muhtemelen 9-10'larımdaydım. And I needed to go to the barn every day after school. Okuldan sonra her gün gitmem gerekiyordu. Nereye gitmem gerekiyordu? To go to the barn, ahıra veya barakaya, ahıra. I needed to get milk for the cows. Evet. Buzağlar için inekler ne yapmam gerekiyordu? Süt buzağlar için süt almam gerekiyordu. Get milk. I needed to bring them their pail of milk. Evet. Ne yapmam gerekiyormuş arkadaşlar? Onların nelerini getirmem gerekiyordu? A pail of milk. Süt kovalarını. Pail. Kova. Sonra I needed to feed them a little bit of hay. Sonra onları beslemem gerekiyordu birazcık. Ne ile beslemem gerekiyordu? Hay. Birazcık samanla. Hey, samanla. And we also fed them a little bit of corn as well. Onları birazcık da ne ile de besliyorduk? Ne ile de besliyorduk? As well. De da mısırla. Mısırla da besliyorduk birazcık. So. Ve I spent every day in that barn from 4 till about 5:30 doing what we call chores. Evet, her gün bu ahırda saat 4'ten 5:30'a kadar rutin ev işleri olarak adlandırdığımız şeylerle vakit geçirdim. Vakit geçirdim. Spent every day. Her gün vakit geçiriyordum. Call chores. What we call chores. İşte ne? Chores diye adlandırdığımız işlerle yani. Chores. House chores. Yani rutin işler demek arkadaşlar. Ev işleri veya işte çiftlik işleri. Evet. Çok canlı. Çok canlı arkadaşlar. Sakın demeyin yani. Bu ne ya? Ne işim var benim ahırla, inekle falan? Böyle yapmayın yani. Tamam. Çat kapı bir çocuk. Aa, amcak. İnek kovası ne demek diye çat kapı biri size bir soru sorar. Yani her sorulan soruya cevap vermek zorunda değilsiniz ama bilmek, şöyle bir geçmekte fayda var. Kaldı ki o malzemeyle kullandığı kalıplar hep güncel arkadaşlar. Güncel. My next job after that. Bundan sonraki işim. My parents decided when I was about 14. Ebeveynlerim karar verdiler. Ben 14 civarımdayken.
that karar verdiler ki I needed to go work somewhere off the farm. Çiftlik haricinde bir yerde çalışmam gerektiğine. Somewhere, bir yerde. Off farm. Çiftlik harici. Çiftlik harici. Off farm. Böyle deriz. So I went and I got a job at a greenhouse. Vay. Şimdi sera hem de limonluk anlamı var greenhouse'un. Biz sera diyelim yine de. So I went and I got a job at a greenhouse. Evet. Gittim ve serada bir iş edindim. My first job was actually putting a little spoonful of fertilizer in every single pot. Evet, benim ilk işim aslında neydi? Küçük bir kaşık dolusu, bir kaşık dolusu gübreyi her bir bitkinin, her bir saksının ne yapmak içine yerleştirmekti. I worked at greenhouse that had a lot of plants in small pots. Bir serada çalıştım ki nasıl bir seradaydı? Bir sürü küçük neleri vardı? Bitki dolu saksıları vardı. That was a good job. Güzel bir işti. I liked that job a lot. O işi çok sevmiştim. I used some of the money to buy my first computer. Oradaki bu paradan birazını ilk bilgisayarımı almak için kullanmıştım. Wow. Wow. So what was my second job? Benim işim neydi? Ya evet. And even when I had that job, o işi edindiğimde, when I came back from work, işten geldiğimde, diyeyim halde, yediğimde, even when I had that job, o işi, öyle bir işim olduğu halde, işten döndüğümde, I still needed to go to the barn. Hala ne yapmam gerekiyordu? Baraka'ya gitmem gerekiyordu. So my parents finally raised me to work. Ebeveynlerim beni gerçekten de ne yaptılar? Çalışmak için yetiştirdiler. To like work, işi hoşlanmamı, to enjoy, zevk almamı, and to work hard ve sıkı çalışmamı üzere yetiştirdiler. You can kinda see that on my YouTube channel a little bit, right? YouTube kanalımda birazcık bu olayı ne yapabiliyorsunuz? Bu tür bir şeyi görebiliyorsunuz, değil mi? Yani sıkı çalışıyorum. Onca işim var. Öğretmenim, çiftliğim var. Bir de YouTube'a bir sürü video ders atıyorum. I work pretty hard. Oldukça sıkı çalışıyorum. I don't like to miss a week. Bir hafta ıskalamak istemem. I like to make English lesson as often as I can. Yapabildiğim kadar sık İngilizce dersleri yapmaktan hoşlanırım. And I like to stick to my schedule ve programıma sadık kalmaktan hoşlanırım. To stick a schedule. Programa sadık kalmak. Stick it. Decide a schedule and stick that. Evet. Bir programa karar ver ve ona ne yap? Hani sticky notlar var ya, yapıştırıcı notlar. Burada stick diye arkadaşlar şöyle programa hani yapışıp kalmak gibi çevirmeyiz. Sadık kalmak. Evet. My next job after that was. Bundan sonraki işim neydi? Ney? I went off university. I went off to university and university. I worked at the audio visual department. Üniversiteye gitmiş arkadaşlar. Ve üniversitede ne yapmış? Audio visual department. Evet. Audio visual department, görsel ses sanatları departmanında bölümünde ne yapmış arkadaşlar? Çalışmış. That was a fun job as well. O da hoş bir iş, yani eğlenceli bir işti. So I got to learn a lot about projectors. Projektörler hakkında çok öğrendim. And hooking up equipment ve aletleri ne yapmayı, birbirine bağlamayı. Hook up. Hook kancaydı. Hook up birbirine bağlantı kontaklarını sağlamak. A little bit about video. Not a whole lot, but it was probably my first little glimpse at what video was like. A little bit about video. Biraz videolarla alakalı. A lot. Pek değil. Hani tamamıyla değil. But it was probably, muhtemelen ilk
neyim diye ilk göz kırpmamdı. Neye? At what video was like? Videonun neye benzediğine dair. That was a fun job as well. O da hoş bir işti. Evet, bunları okuyunca insan bazı hayatların, bazı şeylerin bazılarına kolay geldiğini, kolay olduğunu düşünebiliyor. Bazılarının ise hep sanki ters gidiyormuş gibi. Ama belki de Bob'un size sunduğu fırsatlar size sunulsa siz isyan edecektiniz. Yani hayat çok farklı matematiklerle ilerliyor arkadaşlar. Evet. And then after I was done at üniversitede işim bittikten sonra I became a teacher, öğretmen oldum. So that's kind of the jobs of Bob. Evet. Evet, Bob'un bir tür neydi? Bu anlattıklarım bir tür Bob'un işte işleriydi. In there, orada we have English what we call summer job. We have in English what we call summer jobs. Evet. In there, orada İngilizce'de yaz işleri diye adlandırdığımız işlerden bahsediyor. So some of my summer jobs were benim bazı yaz işlerim tatil zamanında yapılan işler yani de mesleki olmak zorunda değil. I worked a couple of summers. Birkaç yaz çalıştım. So I went to university. Üniversiteye gittim. And I would come home for summer. Gelirdim. Ne yapardım? Yazları eve gelirdim. And I did construction. Ve inşaatte çalışmış. So I worked for construction company. Ve böylece inşaat şirketinde çalıştım. I helped build houses. Ev inşa edilmesine yardım ettim. And helped build barns. Ahır baraka yapılmasına yardım ettim. I did that for about 5 summers. Yaklaşık 5 yaz boyunca ne yaptım? Bunu yaptım. Even after I got my job teaching, öğretme işi edindikten sonra bile yapmış bunları. Çünkü I had the summer off. Çünkü yaz tatildi. For the first summer, ilk yaz, I did a little bit of construction work still on the side. Küçük bir inşaat işi yaptım. Şu tarafta diyor yani bu tarafta on the side bu tarafta. But I like work. Fakat çalışmaktan hoşlanırım. I always have liked work. Daima çalışmaktan hoşlanmışımdır. I am sure many of you have awesome jobs. Eminim ki birçoğunuzun şahane işi gücü vardır. I hope you like your job. Umarım işinizi seviyorsunuzdur. And I hope you are doing well at it. Ve umarım orada iyi işler çıkarıyorsunuzdur anlamında. Anyways, her neyse. Thanks for watching. İzlediğiniz için teşekkürler. See you next week. Gelecek hafta görüşmek dileğiyle. Evet, burada ilk gün videosunu always watch the video 3 times. Daima 3 kez izleyin. Bugün hemen 2 kez izleyin. Alt yazılı ve sonra da ne diyor? Once tomorrow with English subtitles. Bir kere de alt yazı kapalı yarın izleyin. Bu İngilizcenizi öğrenmiş olduğunuz İngilizcenizi ne yapacak? Geliştirecek. Evet. Evet. Çok orijinal bir kaynak. Çok sıcak bir kaynak. Hayatın içinden. Orada yaşayanlar için bile bu tür bir tecrübe. Yani Kanada'da yaşayan herkes için veya Amerika'da yaşayan herkes için. Bu tecrübeyi bu pratiksel tecrübeyi edinmek öyle kolay değil arkadaşlar. Onlar da açıp böyle videolardan yurt dışındaysanız zaten etrafınızda bunu siz de biliyorsunuz yurt dışındaki Türkler veya işte Türkçeyi konuşan diğer insanlar bu kanaldan bu vesileyle ne yapmış oluyorlar? Yelpazesini iyice geniş tutmuş oluyorlar. Yani 3 sınıf meslek grubundan insanla bir araya gelip bir şey konuşabilmek nerede? 300 meslek grubundan bir insanla bir araya gelip muhabbet edebilmek nerede değil mi arkadaşlar? Haftaya görüşmek üzere.